Size bir ev, bir şehir ve bir yatırım vaat ediyoruz. Burada herkese bir cennet vaat ettiler. Dediler ki işte havuzlu evleriniz olacak, akıllı evleriniz olacak. Yani neler 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 işte zemin katlar hak sahiplerine çıkmayacak, onlara dairelerin güzel tarafları çıkacak dediler. Ama kurada tamamen bunların tersini yaşadık biz. 7 yıllık bir mağduriyet var. Bu şartlarla devam ederse bu evlerin 7 yıl daha bitmesi mümkün değil. Türlü reklam ve tanıtımda yüzlerce yurttaşa hayal ettiği yaşam alanına kavuşacağı vaat edildi. Bu 7 senedir yapılmayan yerde sorun var. Yani bıçak kemiğe dayandı. Meclis araştırması istiyoruz burada. Burada bir katakulle var yani. Bitmeyen evin, bu kadar yerin vebalı kimin? Ortada rezil olan buranın mağdurları. Bir an önce çözülmesi lazım. 2016 yılında Antalya'da Kepez ve Santral mahallelerini kapsayan alan kentsel dönüşüme alınarak sur yapıya verildi. 2 yılda evlerin tamamı teslim edilecekti. Aradan geçen bunca zamanda hak sahiplerinin %40'ına evleri teslim edilebildi. Geri kalan %60'lık kesimde mağduriyet günden güne arttı. Bu sur yapı kendileri ceplerinden bir kuruş harcamadılar biliyor musunuz? Bizim yerlerimizi sattılar, arkada gördüğüm binaları yaptılar. Daha 5 senedir yukarıda binalar var, BVC bloklar. Oraya çivi çakılmadı. Yani bu ne demek biliyor musun? Bu 15-20 sene sürecektir. Bizim buna tahammülümüz yok, bırakmayız bunu. Yıllarca kirada oturan ve bugün kiralarını ödeyemez duruma gelen vatandaşlar mücadele başlattı. Firmanın satış ofisinin önünde seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Son 3 aydır kiralar yatmıyor, 1100 TL ama şu an Antalya'da kiralar 5 ila 10 bin arası. Buradan bize tam bir tarih verilmiyor, ev sahibine bir cevap veremiyoruz ama kiraları da ödeyemiyoruz. Bize gerçekten Cumhurbaşkanımızdan, Büyükşehir Belediye Başkanımızdan net bir cevap istiyoruz. Ki biz de ev sahiplerimizle insan gibi iletişim kuralım. Sur yapıdan cevap alamıyoruz. Biz netlik istiyoruz. Vatandaşlar mücadeleyi yükseltti. Kepez, Santral mahalleleri, Antep'e ve Sur yapı mağdurları platformunu kurdular. Benim bir komşum var, kirada oturuyor. Sabah geldi ağladı. 3700 lira aylık alıyorum. 3 aydır kiramı ödeyemiyorum. Ne olursunuz bize yardımcı olun diye. Bu devlet büyükleri buradaki oturan garibanlara, hak sahiplerine bir el uzatsın. Platform sözcüsü Osman Ertekin taleplerini anlattı. Yapacak olduğum tüm açıklamalar 10 bin kişiye tekamül eden bir mağdur insanlar adına olacaktır. Ana talebimiz inşaatların bir an önce bitmesi ve hak sahiplerinin mağduriyetinin önlenmesi. Sayın Cumhurbaşkanımıza seslenmek istiyorum. Sur yapı sahibiyle nasıl yapacaklarsa bir görüşme neticesinde bu inşaatların ben hızlandırılabileceğini düşünüyorum. Kepez Mahallesi Muhtarı Yusuf Küçükkaya tüm yetkililere ulaştığını ancak olumlu bir yanıt alamadığını aktardı. Sosyal donatı alanlarının da söz verildiği gibi bir an önce hayata geçirilmesini talep etti. Şehircilik Bakanlığı'ndan ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan bu konuda eğilmeden istiyorum. Eğer Büyükşehir Belediye Başkanı Şehircilik Bakanlığı'na görüşse bu sorunu çözer. Çünkü bizim muhatabımız Büyükşehir Belediyesi. Yetkililer bize bilgi versin. Nasıl olacağını bilgi versin. Biz de vatandaşa bu bilgiyi aktaralım. Biz de rahatlayalım. Bunlar da rahatlasın. Tek sorunumuz bu. Bir an önce bu vatandaşın mağduriyetini gidersinler. İnşallah en kısa zamanda başta pazar yeri olmak üzere okul ve sağlık ocağının yapılmasını istiyorum. Mağdur edilen vatandaşlar yıllarca alın teri döktükleri konutlara kavuşmak istiyor. Haklarını alıncaya kadar da mücadelede kararlılar. Yetkililerden beklediğimiz bir tek cümle var. Sizin işiniz şu zaman çözülür. Bir an önce kiradan kurtulmak istiyoruz. Bu rezaletin bitmesini istiyoruz. İnşallah bir an önce çözüm bulunur. Büyüklerimiz başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere bu işe el atması lazım. El atmazsa biz direneceğiz yani direnmek zorundayız.